Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dün video yapmıştım ve bu kur korumalı mevduatla ilgili gelişmeyi anlatmıştım. Eğer bu konuyla ilgili bir sorunuz varsa o videoyu izlemenizi rica edeceğim. Çünkü bu videoda artık bu konuda konuşmayacağım. Kısa kesmek istiyorum. Şimdi demiştik ki borsada bir sert satış oldu. Cuma günü bunun da işte zaten kur korumalı mevduattaki bu gelişmeyle ilgili olduğu anlaşıldı. Çünkü zaten bankacılık endeksi önderliğinde bir satış olmuştu. Bugün baktığımızda bankacılık endeksi yatay kapattı. Sabah daha fazla satışlar da vardı. Hepsini geri aldı. Biz düz endeksi de bütün kayıplarını geri aldı. Ve de bizim sistemde de söylediğimiz gibi şu şekilde düşüyor mum. İkinci muma bakıyoruz yeşil miydi? Yeşil. Zaten ikinci mumun sonunda da o Super Trend 7555 desteğinin üzerine tekrar çıkmış oluyor. Yani sistem sata dönmemiş oluyor. Yani tutmaya devam, yükselen kanal içerisinde devam. Yani tutmaya devam ediyorsunuz. 7555 kırılmıyorsa zaten endişe edecek bir durum olmuyor. O yüzden bu kadar. Dolarda bir yükseliş olması ve beklentisi vardı ki ben e, pek böyle bir şeylerin olmayacağını zaten eğer böyle bir şey olacaksa da bunun e, merkez bankasının tercihi olacağını söylemiştim. E, şu şekilde gün içinde biraz işte bir e, yükselişler oldu saat 7.30 buçuk itibariyle 27 21'e falan da çıktı ama ondan sonra bakın birkaç e, böyle uğraşılar içerisinde onun geriye geldiğini falan görüyoruz. işte şuralarda bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı en sonunda bastırıldı. İşte şuraya kadar da geldi 27-16. Yani bu şekilde öyle bir yükseliş olmadı. Fakat bu tabii ki böyle devam edebilecek bir olay değil. Onu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani bu bankalara işte zorla bir şey yaptırmak, zorla tahvil aldırmak, bankalara zorla kredi verdirmek, bankalara zorla işte bilmem kredi faizini düşüp tutturmak falan gibi işler. Bunlar rasyonel işler değildir. Yani bu işin sonunda bu kurlarda da çok bunun kötü etkisini görüyoruz. Bu rasyonel bir iş değildir. Bunlar pek Mehmet Şimşek tarzı işler değildir. Burada ben Mehmet Şimşek tarzının geri planda kaldığını Berat Albayrak tarzının ağır bastığını görüyoruz, onu söyleyebilirim. Bunlar Mehmet Şimşek'in yapacağı işler değildir, Berat Albayrak yapacağı işlerdir. Onun demek ki gücü ya da onun kafasındaki insanların gücü daha fazla görünüyor. Bu da rasyonelleşme adına olumsuz bir durum. Şimdi gelelim Amerikan borsasından da bahsedeceğiz. Şimdi Amerikan borsasında şöyle demiştik ki Dow Jones artık düzeltmeye başladı, teyit etti diye. Bugün de Dow Jones kırmızıda. S&P bugün yatayda, yani hafif kırmızıda yatay denebilir. O da zaten düzeltiyordu. Nasdaq'ta bakalım bir artış olacak mı dedik. Nasdaq bugün güçlü başladı güne fakat bakın sonradan. O 14.886'dan güçlü satışlar geldiğini görüyoruz. Yani Nasdaq'ta da düşüş devam edecek gibi görünüyor bir süre daha. E, tabii ki takip edeceğiz. Bakacağız biz burada haftalıktaki bu e, üzerine atma durumu olacak mı? Ben bunu dün anlattım epey bir. Dedik ki haftalıkta bakın bir hafta altına iniyor. Ertesi hafta üstüne çıkıyor. Bir hafta üstüne çıkıyor. Ertesi hafta Altına iniyor. Böyle şeyler olabiliyor. İşte bir hafta altına indi. Bakalım ertesi hafta üstüne çıkacak mı? Yani 14.886, 14.878 üzerine çıkabilecek mi? Şu görünen şu anda öyle bir şey olmadı. Hatta oranında bir direnç olarak çalıştığını söyleyebilirim. Yani Amerikan borsasına full gireceğim, TQQ alacağım falan diyorsanız. Bekleyeceksiniz daha zamanı değil ee, ama gelecek ben yani bu sene artık bu Amerikan borsası zaten iyi bir sene. Bu sene iyi başladı ama bu sene daha da iyi olmasını ben bekliyorum düzeltme işleri bittikten sonra. <laughs> Altından bahsetmemiştim ee, dün çünkü cuma günü altında pek bir hareket yoktu işte şu şekilde hatta şu volümü de kapatacak olursak. Daha net gözükecek. İşte şu Cuma günü, Perşembe'de de fazla bir şey yok. Şimdi bugün birazcık eksildi, bugün de yatayda. Yani altın bu 1875-1888 bu bölgede destek bulacak gibi görünüyor ve buralardan belki maliyetlenebilir, maliyetlenebilir öyle görünüyor. Aşırı ıı, satış bölgesine de geldi zaten artık bugün itibariyle fakat ben her zaman yani yükselişi görelim derim. Bakın şu iki saatlikten bile baktığımda işte 1897'ye kadar gelen yükselişin tekrardan geriye döndüğünü görüyorsunuz. Yani öyle bir şey değil. Mesela 4 saatten de bakıyorsun aynı şey. Yani artık burada biraz yükseldiğini görmeden almak bana mantıklı gelmiyor. Gümüş yükselişe geçti fakat teyit etmiyor. Yani altın, altın teyit etmediyse o zaman buradan tekrar satışlar gelebilir. Negatif uyumsuzluk da var zaten gümüşte. O yüzden çok olumlu değiliz. E, Amerikan e, e, altın ve gümüşte. Amerikan 10 yıllıkları takip etmemiz gerekiyor. Amerikan 10 yıllıklarda da maalesef şu 4.34 bakın e, 4.34 zirvesi bugün geçiliyor. Bunlar biraz daha devam edecek diye ben e, endişe ediyordum. Bakın aşırı alım bölgesine yeni girdi. Yani belki bir, bir iki hafta daha bu devam edecek. Dört falan da gelebilir o zaman. O bittikten sonra ben Amerikan borsalarında düzeltmenin biteceğini ve de e, değerli metallerde de artık böyle taban olup olma sürecinin tamamlanıp yükselişin. Başlayacağını düşünüyorum. Fakat biz orada değiliz. Şu anda bu Amerika'nın not indirimiyle başladı bu süreç. Fed'in de ben daha faiz arttıracağım vesaire gibi şahin açıklamalarıyla devam etti. Bu hafta zaten bu şekilde geçer bir yön arayışıyla geçer piyasalar diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoinci arkadaşlar içinde bir şeyler söyleyelim. Bitcoin'de tekrar bu 26 bin seviyesine geri gelindi önemli bir destek Bu tekrar biz oradayız şu anda aşağıda bir de 25123 var demiştik ancak aşırı satış bölgesindeyiz günlükte inanılmaz aşırı satış bölgesindeyiz bakın daha da aşağısı var Mayıs'ta görmüştük biz bunu ama bayağı yakınız diyebilirim burada. Bu tabi Çin konusu da var Elon Musk konusu da var birkaç şey bir araya gelmiş durumda. O yüzden e, beklentimiz bu işlerin bitmesi e, bitcoin'in yükselmesi e, altcoin'lerin daha geride kalması şeklinde olacak. E, şöyle market cap dominance bitcoin'de bakın dominance tekrar... E, Pozitif uyumsuzluk vermeye başladı. Yani Bitcoin'in daha öne geçebileceğini düşünüyoruz haftalıkta. Günlükte de tekrar e, pozitif uyumsuzluk var. Yani hepsi aslında Bitcoin rallisinin olabileceğini bize gösteriyor. E, diğer şeylerin, e, kripto paraların biraz daha geride kalacağını en azından bir süre daha düşünüyorum ben bu konuda. Ve de e, bu şekilde bugün kısa tutmuş olduk. Bazı arkadaşlar kızıyorlar. Diyorlar ki işte niye yarım saat sürüyor? Hatta birisi 45 dakika sürüyor demiş ki hiç öyle 45 dakika falan yaptığımız yok. Bir defasında sadece bilgi amaçlı ETF videosu yapmıştım. O da, o da zaten birçok bilgi veriyor size. E, o da bir günlük yorum değildi yani. Günlük yorumları bu sefer e, pazartesleri kısa tutmaya karar verdim. Çünkü zaten çoğunluğunu hafta sonu anlatmış oluyorum. İşte bugünlük de bu kadar.